Hayırlı haberler duyacak mıyız efendim? Vallahi ne diyeyim? Hayırlısı artık diyeceğiz yani. Şimdi bu hayır anlamına mı geliyor? Estağfurullah, hiç öyle bir şey. Hep hayırlı, hayırlı, hayırlı diyorsunuz da. Neyse, şaka yapıyorum. Şimdi bir kere siz şaşırdınız mı? Öncelikle onu sorayım. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadınız. O zaman... Hiç şaşırmadım. O zaman peki ben de Fitch'ten de bir not artışı görürsem şaşırmamam gerekir diye düşünüyorum. Fitch Türkiye Genel Müdürü şaşırmıyorsa böyle bir not artışına. O konuda ben bir yorum yapmayayım ama gerçekten sevindirici bir şey. Tabii sadece Türk lirası yükümlülükler üstünden biliyorsunuz. Hı hı. Ama Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye bir şekilde geldiğini görmek hepimiz için oldukça mutlu edici bir olay, öyle. Peki, vurgu yaptığınız nokta benim de biraz önce altını çizdiğim nokta. Türk lirası cinsinden, evet, diyorsunuz. Bu hani... Tabii. Yerel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda bu. Hmm. Yani çok ciddi bir kutlama gerek, yani fazla mı olur diyorsunuz yani bu anlamda? Döviz cinsinden de kredi notu artmalı ki o zaman Türkiye ile ilgili çok daha pozitif bir senaryodan bahsedelim. Öyle mi ifade etmek lazım? Tabii şimdi şöyle, Türkiye'nin ihraç ettiği, yani Türk hükümetinin ihraç ettiği döviz cinsi bonolara, tahvillere yatırım yapılabilir seviyede yatırım yapan yatırımcıların talep gösterebilmesi için döviz cinsi yükümlülüklere verilen notun yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi lazım. Biraz karışık bir cümle ama. Yo, gayet iyi anladım esasında. Şeyini anlatıyor herhalde. Türkiye'nin döviz cinsinden ihraç ettiği tahvillere eğer para yatırmak istiyorsanız bakacağınız yer Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun yatırım tabii yapılabilir ki, olup olmamasıdır, tabii, değil mi? Tabii ki. Beklediğimiz, hani bazı biliyorsunuz yatırımcılar sadece yatırım yapılabilir seviye ve üzerindekilere yatırım yapabiliyorlar kuralları gereğince. Onların Türkiye piyasasına girebilmeleri için, yani Türk tahvillerini, bonolarını alabilmeleri için döviz cinsi yükümlülüklere verilen notunda yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Yani o zaman esasında cari açık azalacak mı? Kur üzerinde bir baskı olacak mı, olmayacak mı noktasında S&P not cari döviz cinsi not cari açık azalır ve buna bağlı olarak da kredi büyümesi yavaşlarsa artar demiş. Yani bekle gör, evet, devam ediyor gibi yorumluyorum ben de bunu. O doğru mu? Bekle gör devam ediyor. Aynen öyle. O tarafta bekle gör devam ediyor. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz şeysi, dış finansman ihtiyacının yüksek olması burada bir ellerini tutmuş gibi görünüyor yani. Anladım. Ya o zaman hani bu şaşırmama nedeninizi şimdi galiba daha iyi anlıyorum. Yani zaten Türk lirası cinsinden bu rahatlıkla ve kolaylıkla yapılabilirdi. İlk yapan da S&P olduğu için biz birazcık bu noktada geride kaldık. Buna üzülüyorum diyorsunuz. Doğru mu? Öyle diyorsanız öyle olsun. Hayır, şundan dolayı bunu söyledim. Şimdi Yarkın Cebeci biraz önce dedi ki eğer dedi yatırım yapılabilir ülke olması için bir ülkenin dedi iki derecelendirme kuruluşunun da aynı yere çekmesi lazım. Ha, o hem endekslere girebilmesi için hem yatırım bankaları açısından yatırım yapılabilir seviyede değerlendirebilmeleri açısından o gerekli. İki kuruluş gerekiyor, evet. Peki. Çeşitli endekslerde, yani yatırım yapılabilir seviyede kağıtların ticaretinin yapılabildiği endekslere girebilmek için iki şirketten birden yatırım yapılabilir seviye notu almak gerekiyor. O zaman yani biz bekleyip göreceğiz mi biraz daha hani Fitch'in de ne yapacağını bu noktada? Yoksa hani Türk lirası notla ilgili bir değişiklik gelebilir mi sizce mesela? Ben hakikaten bu konuda bir yorum yapmayacağım. Peki. Botan Hanım, sizi çok zorladım samimiyetime de güvenerek. Umuyorum doğru soruları sordum ama çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bir...